Biraz burçlara bakalım mı Şebnemcim? Bakalım. Çok Şimdi merak şöyle hani ediyorlar. tek tek Çok sormuşum. konuşmaktan ziyade şöyle anlatayım. Tutulma Vedik astrolojisine göre bu yani işte son tutulma, önümüzdeki tutulma 28 Ekim tutulması Koç ve Terazi aksında olacak. Ve tabii ki Koç ve Terazi için bir süreç kapanıyor. Yeni bir döngünün başlayacağının işareti bu aynı zamanda. Önemli bir sürecin kapanması ve yeni bir döngünün başlayacağı. Diğer taraftan Jüpiter daha sonra Başak ve Balık aksına geçecek bütün bu tutulma etkileri 2024 ile beraber. Ama çok önemli bir şey var. 1 Aralık'tan itibaren dünyanın ve kişisel hayatlarımızda, bireysel etkilerimizde hepimizin kadersel döngüsü değişiyor. 1,5 yılda bir bu döngü değişir ve 9 yılda bir biz bir kapanma yaşarız. Bu kapanmayı Koç Terazi yaşamıştı. Şimdi sıra Başak ve Balık aksına geçti. Şimdi Türkiye için de bu önemli. Bizim 4. ve 10. evimizi tetikleme noktasında burası. Yani Yani nereleri etkiliyor o evler? Türkiye'nin gayrimenkul alanı, topraklarımız, iç dinamiklerimiz, hizmet sektörüyle ilgili alanlar, daha hükümeti gösteren yerlerde, hükümeti, yönetimi gösteren alanlarda, mesela muhalefetle hükümet arasında da büyük olaylar olacak. Yani büyük mücadeleler vesaire olma ihtimali var. Çünkü bir taraf muhalefeti, bir taraf hükümeti gösterge anlamında. Ama onun dışında da baktığımızda gayrimenkul sektörü, hizmet alanı, tıp alanı, tüm bu alanlarda ve iç dinamiklerimiz, iç kaynaklarımız adına işte o nedenle çok önemli bir süreci deneyimleyeceğiz. Ve özellikle hukuk alanında, çünkü buradan çıkıyor artık bu tutulmalar. Burada bazı şeyleri oturtmaya ve gözümüze koymaya çalıştık. Hukuksal alanlarda, Türkiye'nin hukuksal alanlarında çok büyük dönüşümler, çok büyük olaylar, devrim gibi yeni dönüşümlerin de önümüzdeki 2024 içerisinde, bu yılın sonu ve 2024 içinde olma ihtimali var. Şimdi bu noktada tabii ki Balık ve Başak haritanızda nereye denk geliyorsa orada büyük bir dönüşüm tutulmaları oradan alacaksınız. Çünkü hepimiz oradan alacağız. Büyük bir dönüşüm yaşanacak. Eğer yükselen Ay burcu veya Güneş burcu Balık ve Başaksa bu burçlar yoğun bir süreci, olumsuz bir anlamda değil. Tutulmalar büyük çıkışlara da neden olur. Hayatta bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılmasına da neden olur. Rahu ve Ketu size biraz daha ilahi olana git. Organizasyonlar ve yani hızlı değişimler olacak diyor bu süreç. Ana arketipten baktığımızda. Başak çünkü organizasyondur, detaydır. Ama ulaşım, lojistik sektörü, tüm bu alanlarda da enteresan gelişmeler olma potansiyeli var. Ve biraz daha ilahi olana, sulara, suların kıymetine, bu alanlara, mesela balıklar, suda yaşayan canlılar, tüm bu alanlarla da ilgili hassasiyetler var. Burçlar içinde Başak ve Balık aksı, Koç ve Teraziler içinde artık bir süreç kapanıyor. Onlar epey bir yoruldular. Ya da haritalarımızda Koç ve Terazi nereye denk geliyorsa artık orada bir tamamlanma var. Bayrak, Balık ve Başak aksına geçecek. Jüpiter şu anda Koç'ta. Onların bu özellikle önümüzdeki 3 aylık dönemde Koç burcunun şöyle bir aralığın ortasına kadar olan kısımda dikkatli hareket etmeleri ve hani çok düşünmeden hareket etmeden adım atmaları doğru olacaktır. Kova ve Aslan alanı Satürn enerjisini yaşıyor. Çünkü Vedik'te sidral zodyakta Satürn Kova'da, açık uygulamadan baktığınızda da gökyüzüne Satürn'ü Kova'da gösterir zaten bütün uygulamalar, astronomik uygulamalar. Dolayısıyla henüz Kova'da, Satürn Retro'da. Burada da Kovalar için büyük bir dönüşüm var. Beni her buldukları yerde Oğlaklar soruyor, bizim çilemiz ne zaman bitecek Evet, diye. onu bana da soruyorlar, senin yakın arkadaşın olduğum Çünkü için. Ne zaman bitecek? Pluto. Oradaki en önemli etki Pluto. Pluto Oğlak'ta. Batı astrolojisine göre Oğlak'tan çıkacak. Özellikle Oğlan ilk girişinde olanlar. Yani ilk kısmında olanlar. İlk işte yükseleni, güneş derecesi, ay derecesi Oğlan ilk böyle ondalık olarak ilk bölümünde olanlar. Özellikle ilk 5, 6 ve ilk 10 derecelik bölümünde olanlar çok zorlanıyorlar. 2024'ün ikinci yarısından itibaren onlar rahatlayacaklar. Oğlak çok çok şikayetçi. Evet, Plüto iyi nedeniyle. haberi verelim onlara, biraz yüzleri Evet. gülsün. Aynen öyle. Az kaldı. Az kaldı. Harika.
Tek tek burçlara başka bir sefer yaparız istersen. Yengeçlerle ilgili bir şey var mı? Ben kendime torpil geçireyim. Onu sorayım bari. Şöyle, yaratıcı enerjileri çok öne çıkacak. Özellikle 2024 ile beraber. Çünkü hayata bakışları, idealleri, Neptün enerjisi burada son derece aktif olma potansiyelinde. Şimdi mesela yengeçler içinde, aynı zamanda akrepler içinde, bu aksların Rahu ve Ketu'nun balık başağa geçmesiyle beraber daha rahat bir süreç başlayacak. Çünkü orada kadersel kareler yaşadılar. Rahu ve Ketu, bunlar kader gezegenleridir ve çok önemlidirler. Kadersel döngülerde yengeç ve akrepleri de zorladı. Şimdi orada daha rahat ve daha akışta, yani kaderinizde daha akması gereken, şöyle hızlı ilerlemeniz gereken inşallah noktalarda daha rahat edeceksiniz diye düşünüyorum sevgili yengeç, balık ve akrepler. Şimdi iş kurma ve evlenme ile ilgili çok soru gelmiş. Özellikle bu Venüs retrosu yüzünden bu yaz evliliklerini erteleyenler gerçekten çok oldu. Benim etrafımda da oldu. Hatta sürekli beni arayıp Şebnem'e sorabilir misin şu gün uygun mu diye. Çok fazla istek aldı. O yüzden belki bu iş kışa bırakanlardan çok fazla soru gelmiş. Evlenmek için bu önümüzdeki zamanlar uygun zamanlar mıdır? Bu tutulmalarda evlenilir mi? Tutulmalarda dikkat edeceğiz. Tutulmalar tutturur. Tutar. Tutar onlar. Tutulmalar fenadır. Şöyle fenadır. Zaten o gün bak şifa bile yapmayın diyorum. O gün aman meditasyon, toplu meditasyonlar yapmayın diyorum. Yani ama ne var? Tutulmadan en doğrusu 3 gün önce, 3 gün sonraya kadar hani evlilik tarihlerinde dikkatli olmak gerekir. 3 gün önce, 3 gün sonra. Yani tutulma haftasına denk getirmeyeceğiz. Onun dışında Venüs retrosu yok. Evet. Merkür retrosunda evlilikle sevgili arkadaşlar hiçbir alakası yok, merak etmeyin. Merkür retrosu neyle ilgilidir biliyor musunuz? Biriyle berabersiniz. Ailesiyle tanışacaksınız ya da tanıştıracaksınız siz ailenizle. Bu bir iletişim. İşte bunda sıkıntı. Herkes birbirini yanlış anlayabilir. Ama evlilikle yani nikah dediğimiz şeyle fazla bir alakası yok. Merkür retrosu yakın mı yine? O ikide birde geliyor zaten. Yok daha var. Ay daha çok şükür. Daha biraz var. Eylül'de bitirdik onu. Ay çok şükür. Peki bir de iş kuranlar. Dinliyorum. Onu da çok sormuşlar. Çok özür dilerim sözünü kesmiş gibi oldum. Bir de iş kurmak için soruyorlar. Hani bu dönemler hani artık bu senenin sonuna geliyoruz. Ekim oldu, Kasım, Aralık. Hani bu dönemlerde iş kurmak için doğru zamanlar mıdır diye soranlar olmuş. Şimdi biraz tabii bu tutulmalardan sonra şu tutulmaya özellikle tutulmanın çok etkileri sert olduğu için tam 28 Şubat 28 Ekim civarına denk getirmemek gerekiyor. İş kurarken bir de gerçekten Şubat ayı çok sert. Yani 2024 için onu önereceğim. Çok sert bir ay. Şubat ayına dikkat edin ticari noktalarda. Ama iyi haber şu, 2024'ün ana kader sayısı 8. 8 aile, duygusal alanlarımız, besleme ve beslenme duygularımız, bakın gene yiyecek ve besleme ve beslenme duyguları da gene yani beslenmekle ilgili nokta da çok aktif. Ama aynı zamanda duygusal alanlarımız, sevdiklerimiz, bunları koruma etkisi ve ticari noktalarda bolluk ve bereket de demektir. Şöyle anlatayım, yani çok büyümeden, bilmediğiniz alanlarda yatırım yapmadan tabii ki ticaret de yapacağız. Riske girmemek gerekiyor. Yani hiç bilmediğiniz bir alanda falanca filanca işte size şunu söyledi, bunu söyledi diye değil. Riske girmeden, ağır riskler almadan tabii ki hani ticaret de yapılacak. Hayatta devam etmek zorunda. Orada bir şey yok, bir sıkıntı yok. Her zaman bu tip dönemlerde bundan kazanan, kazançlı olan da vardır. Tabii ki zorlanan da vardır. Önümüzde böyle bir kapanma falan da olacağını düşünmüyorum. Hani ticari alanlarda, bildiğiniz alanlarda çok riske girmeden, çok mesela borca girmeden, borç doğru değil. Biraz sakinleşmek gerekiyor. Herhalde. Evet, çok ağır krediler doğru değil vesaire. Böyle hani adımlar tabii ki atılabilir. Merkür retrolarının, hani orada önereceğim şey, Merkür retrolarında ticaretle ilgili mesela dükkan açılmaz. Hep izlemişimdir. Bunu mesela takip ederim. Bir dükkan açıldığında onu sonra takip ederim. Merkür retrosunda açıldıysa. Genelde çok zorlanıyorlar ve kapatabiliyor. Bir de lütfen araştırın. Yani tabii ki şey de bulmak çok kolay değil artık. Kiralık bir yer bulmak çok zor vesaire. Ama bir eve aslında taşınırken, bir dükkana girerken oranın hani daha önce niye kapanmış ve oranın geçmişi nedir bir bilmekte fayda var.
Ama Merkür retrolarında, ama en genel halde söyleyebileceğimiz astrolojik olarak ticari konularda önemli adımlar atılmaması doğru değildir.